Efendim hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün de biraz işte müzikle toplum bağlamında konuşacağız. Yani bir toplumun sanatsal anlayışı nasıl oluşuyor? Bunun üzerine biraz toplum ne, müzik ne, gerçek müzik ne? Bu gibi şeyleri biraz böyle siz de bana sık sık böyle bir sohbete girerseniz böyle karşılıklı biraz diyalektik yolla bana alanlar açmış olursunuz ki ben de o Tabii. alanlara gireyim. Çünkü benim Tabii. kafamda çok hani bir plan var ama belki çok zengin bir yere dokunabilirsiniz. Sizin sorularınız dokunabilir. O yüzden sorularınızı yani şey yapmaktan hani dört gözle bekliyorum. Ya da katkıda bulmak istediğiniz alanlardan. Biraz böyle genelden spesifiğe doğru gidelim. Mesela yani müzik ve toplum çok geniş bir başlık. Yani dediğim gibi yani çok hatta Tarih'le de konuştuk ne konuşalım falan filan da ben biraz da benim bu kendi bilimsel ilgi alanlama giren bir nokta. Yani toplum ve toplumun sanat anlayışı nasıl gelişiyor? Mesela benim doktora tezimde Londra'daki Londra'ya göç etmiş göçmen müzisyenlerle alakalı şu an yazmakta olduğum tez. Türkiye'den belli bir tecrübeyle belli bir giden ve İngiltere'ye belli sebeplerden dolayı göç etmiş Londra'da aktif müzik kariyerine devam eden insanların oradaki sanatsal iş gücü marketi diye tanımladığımız tecrübeleri, oradaki işte onların tecrübelerini inceliyorum ben tezimde. Burada olmamın sebebi size biraz tırnak içerisinde yumruk atmak. İnsan yumruk yemeden bir şeylerin farkına varamaz. Yani biz her zaman dediğim gibi az önce konuştuğumuz gibi yani biz aslında biraz böyle toplum içerisinde biraz puppet'ız. Yani ben biraz benim felsefe yaklaşım da o. Yani biraz işte buna yapısalcılık deniyor. Aslında hiçbir şey bizim elimizde değil. Şimdi birazdan bunu tartalım. Bu müzikal beğenilerimiz tırnak içerisinde. Müzikle olan ilişkimiz de bizim elimizde olan şeyler değil. Bizim seçimimize kalmamış olay. Biraz dogmalara dayanan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani biz Türkiye'de abi ismini unuttum. Çok Nevzat. özür dilerim. Nevzat abi Kırşehir'de doğup büyüdüğü için yani müzik hayatının %80'ini Neşet Ertaş ya da Muharrem Ertaş ya da Hacı Taşan ya da Çekiç Ali'nin Abi kapsaması. lafınızı kesmiş olmam da bir şey ekleyeyim bak buraya. Şu vakt olgunluğu nereden geliyor bak. Bizim oralarda gerçekten bize derler ki cenaze olduğu zaman ağıt eden kadınlar vardı. Yani bozlak dediğiniz zaman ilk aklınıza gelen benim ağıttır. Şimdi kulağımda öyle hanımla çok paylaşmışımdır bunu. Bazen böyle o kadar bir duysal şeye, transa girersiniz ki, o alt şeyini başladığı zaman bir kadın, yemin ederek söylüyorum, cazda o şeyi sesi bulamazsın bazen. Peki bu bir Amerikalı için bir şey ifade eder mi? Tabii canım etmez onu. Ben onu duydum. Hikaye ne derece doğru. Mesela Neşet Ertaş'ın babası şey için söylemiş bunu. Ya da şöyle düzelteyim. Yani senin gözlerini doldurtacak ve senin o %100 anlatma yani o bu anlam bulma şeyi bir Amerikalı bulabilir mi? Bulamaz. Yani dedim ya bu aslında tamamen kültürel ve yani bizi içinde yaşadığımız toplumun bize elimizde olmadan sunduğu seçeneklerden biz bir şeyler müzikal beğeni alıyoruz. Şimdi buraya gireceğiz. Ben daha da detaylandıracağım. İlk önce mesela toplumun tanımıyla başlayalım mesela. Toplum nedir mesela? Biz burada bir toplum muyuz? Biz burada bir topluluk muyuz? Topluluk. Topluluğuz. Topluluk mu? Topluluk. Fark ne arada? Evet. Bunu ben... Çoğunluk. Evet. Birincisi, onu da açıklayacağım şimdi. Toplumun bir toplum daha geniş bir yelpazede ele aldığımız bir şey mi? Toplum toplum olması için şöyle bir durum var. İki tane ana unsur var toplumu oluşturan. Birincisi aynı tarihi kökene sahip olması lazım. İkincisi öncelikle şunu da belirteyim. Şimdi burada konuştuğum şeyler, benim anlattığım şeyler tamamen benim konservatuvar iktisat sosyolojisi ve bilfiili 20 yıllık profesyonel müzik hayatında. Çünkü ben şu an 38 yaşındayım ve 20 yıldır ya hayatımı kazandığım tek şey müzik konuşmak, müzik anlatmak, müzik yapmak. Ben 38 müzikten hayatımı kazandım ve hala da o şekilde kazanıyorum. Bunun sürecinde yani bu benim ekolüm. Yani dediğim gibi başka bir insan, başka bir hoca buna karışmıyor. Ama bu benim tecrübelerimden, benim akademik ve profesyonel tecrübelerimden süre gelen şeyler. Ben toplumu tarif ederken iki tane ana unsur var. Birincisi tarih, biri kültür. Topluluk tam tersi. Topluluk bir ilgi alanı gerektiren bir şey. Mesela farzı misal Kassel Türk Müziği Topluluğu. Bosforus futbol takımı. Yani bir ilgi alanı etrafında oluşan, burada biz bir topluluğuz. Çünkü bir ilgi alanımız var. İşte nedir? Bilim konuşmak, sanat konuşmak, işte felsefe konuşmak. Burada bir topluluk. Yani bir ilgi ve daha sayısal anlamda daha topluluk adı üzerine. Toplulukla biz toplumu karıştırıyoruz. Hatta şöyle ünlü bir söz vardır. İşte biraz da bu toplumsallaşmayı buraya dayandırabiliriz. Hatta ben çok severim bunu. Çok sevdiğim bir şey var, düşünür var. Türk düşünür, Dücane Cündoğ, ondan duymuştum. Şimdi ben şey yapmayayım, çalıntı olmasın.
cemaat olamayan cemiyet olur diye bir söz vardır. Yani biz burada toplumsallaşmayı sağlayamamızın sebebi aslında hepimizin böyle ilgi alanlarının, ideolojisinin, hani yani bunu da ilgi alanları olarak geliş yapabiliriz yani. Bunun hepsinin ufak ufak topluluklar şahane farklı farklı topluluklar oluşması ve bu toplulukların bir tür birleşip de toplum olamaması. Aslında esas problemler toplumsallaşmalarla temel problemler buradan ortaya çıkıyor. Demedikse anladım. Yani bunun aklınıza gelen her şey olabilir. Yani cemaatler, dini cemaatler, bilmem neler, ideolojik şeyler, işte atıyorum yani hani farklı ufak ufak topluluklar var ama bir türlü bunlar birleşip de bir toplum oluşturamıyor. Çünkü herkesin kendine göre argümanları var, kendine göre kendi içine yetiştiği bir kültürel değerler var, kendi doğru kabul ettiği kültürel değerler var. Ve bunlar bir toplumsallaşmayı bir türlü sağlayamıyor. Aslında biraz işte toplumsallaşamamanın temel problemlerinden biri bu. Şimdi kültür de, şimdi tarih, ben tarihçi değilim ama tarihi az çok anladınız. Çünkü tarih alanına giremeyeceğim, ben bir tarihçi değilim ama kültüre biraz dokunabiliriz. Yani kültürü oluşturan şeyler neler? Mesela kültür deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi böyle spesifiye doğru gidelim. Kültür deyince mesela aklınıza ne geliyor? Ya mesela bence kültürün temel en önemli sebeplerinden biri nedir? Dildir. Aynen. Toplum olan yani ortak dil. İkincisi ahlaki değerler. Neyin doğru neyin yanlış olduğu. Farzı misal. Ezgi'nin sizin karşısında bacak bacak üstüne atması tırnak içerisinde bizim doğru ya da iyi, bizim ahlaki değerlerimize göre doğru ya da yanlış olur. Yani senin üzerine söyledim ama şimdi lütfen yanlış anlama yani şey yapıyorum. Farklı. Zaten hatta eylem. Eylem pardon. Ona bir şey demedim. Eyvallah. ama ve lakin bu bir Alman. Yani anladın mı? Bu işte toplumdan topluma farklılık gösteren kültürel değerler. Ama farz etmeyebilir. Yani anladın mı? Bizim şeyde bu ya da onlarda doğru ya da yanlış, bizim de doğru yanlış fark edebilir. Yani bunu bu şekilde. Bir diğeri nedir? İnançtır. Nedir? Pardon, ahlak demiştim. Diğer nedir? İnançtır. Dindir özetle. Yani toplumu oluşturan temel öğelerden biri. Yani burada tabii ki yani %100 konuşamasak da işte biraz bizim buradaki Türk toplumun hani belli bir inancı var. İşte yani %100 demesek bile belli bir inanca sahip insanlar. Ve diğeri de sizin dediğiniz aslında bunu biz gelenek ve görenekler olarak genelliyoruz. Davranış biçimi işte bu şekilde. Gelenek ve görenekler. Bir de önemli bir nokta daha var mesela. Hep bu yanlış bilinir. Folklor. Folklor deyince hepinizin aklına halk oyunları gelir ama folklor Fransızca bir kelimedir. Karşılığı halk bilimidir. Aslında temel bir ana başlıktır folklor. Bizde halay denir. Halay denir. Halay için ben. İşte, ya geliyorum yavaş yavaş. Folklor eşittir Fransızca bir kökenlidir ama bunun Türkçe karşılığı halk bilimidir. Halk bilimini kapsayan neler var? Halk dansları. Müzik. Aklınıza bir sürü şey sayılır. Ben şu an hani şu an not aldım da işte. El sanatları. Değil mi? Bunlar hep halk biliminin bir parçası. Giyim kuşam. İşte yani biz bu şekilde giyiniyoruz kuşuyoruz ama başkaları farklı bir şekilde giyiniyor. Tamamen kültürel olarak değişkenlik olan bir şey. Yani bir punk kültürü vardır tırnak içerisinde şu an aklıma geldi. Onların kendine ait bir giyim kuşamı vardır falan işte. Bir metal kültürü vardır. Onların kendine şey var. Bir rap kültürü vardır. Düşük bel pantolon, giyim kuşam işte farz misal. İşte edebiyat, şiir, hikaye, maniler farz misal. Değil mi? Yani bunlar aslında bak yavaş yavaş spesifiye doğru gidiyorum. Şimdi burada biz müzik konusuna değineceğiz. Çünkü müzik bir kültürün, halk biriminin bir unsuru. Bu şekilde. Şimdi var mı burada bir şey? Ben burayı sileyim yarışmak adına. Şimdi müzik ya da sanat diyelim. Ya da müzik diyelim. Tamam space çok da vakit kaybetmeyelim. Çünkü müzik sanatın bir dalı. Yani sanatın içinde bir sürü şey var. Resim var, edebiyat var, heykel var, fotoğraf var, dans var. Yani bir sürü sanatında bir sürü alt dalları olan sanat dalları var. Müzik de bunlardan biri. Mesela müzik deyince aklınıza ne gelir? Biz müziği nasıl tanımlarız mesela? Mesela siz müzik deyince müzikten ne anlıyorsunuz? Bir ifade biçimi. Yani ama nasıl ifade biçimi? Şimdi müzik sanatı şöyle yani çok hani hala ben müzik nedir diye bana yani bunca yıllık müzik tecrübe binaen bana müzik nedir diye sorduklarında hala bir tanımını yapmakta gerçekten zorlanıyorum. Ama çok basit olarak yani şey çok klişe vardır ya duygu ve düşünceleri seslerle anlatma sanatı falan diye böyle işte. Yani aslında şu şekilde yapmamız yani en varabildiğim nokta şu. Doğada sesler var.
Yani mesela bunun bir muhabbeti olmuştu. Bir, şimdi onu da anlatırım. Bir tecrübem olmuş, bir anım var bununla. Doğada sesler var. Mesela şu an mesela sessiz olalım, dışarıda sesler var. Bak, araba sesi, tramvay sesi, ağacın ışırtısı. Aslında bütün bu sesleri ele alıp bunu organize etme sanatı. Bir estetik. Bir yani sanatı, işte müziğin genel anlamda sanatın olmazsa olmaz iki tane şey var. Ya bir sanat eserini anlamamız açısından bir yaratıcılık, iki estetik. Bir sanat eserini, sanat eseri yapan iki tane önemli şey var. Biri yaratıcılık. Yani sanatçılar neden bizim gözümüzde tırnak içerisinde artık değerli değil de, yani farz mesela bizim ozanlarımız neden değerli? Ya da bizim bestecilerimiz, yani bir Dede Efendi neden değerli? Bir Hacı Arif Bey neden değerli? Yani gene Türk müziği bağlamında konuşuyorum. Ya da genel anlamda bir Mozart neden dahi diyoruz? İşte bu yüzden. Yaratıcılık. Yani olmayan bir şeyi var etme. Yani sesler yoluyla var. O sesleri organize edip diyorum ya, mesela şu an bak tramvay geçti. Hangi nota bilmiyorum. Ya doğadan geçiyor ya raydan geçiyor. O ses doğada var. Hali hazırda var. Ama ben o sesleri alıyorum. Bunu organize ediyorum. Enstrümanlar da zaten bunları ifade edilmiş, sonradan icat edilmiş şeyler. Yani yoktu ki. Hani ben orada bir ses duyuyorum ama bir şekilde bunu ben insana organize ettim, bir şekilde duymam lazım. Benim bir alete ihtiyacım var. Ha, o zaman bir enstrüman icat edeyim diye bu şekilde ortaya çıkmış şeyler. Müzik sanatı da zaten tarihsel olarak bu şekilde ortaya çıktı. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hemen konuya gelip, farzı mesela bir hikayem var, anım var. Londra'dayım. Tesadüf eseri, gene böyle bir topluluğun içerisindeyim. Bu topluluğun içerisinde de bir tırnak içerisinde bir dini cemaatin hocalarından biri var. Türk, hani böyle bir Türk sohbet ediyoruz falan. Bir arasında bir tane dini cemaatin, X bir cemaatin hocası var. Böyle sordu ya da ne iş yapıyorsun? Ben dedim müzisyenim. Böyle böyle. O sıralarda bir işte Londra'da bir restoranda akşamları background müziği yapıyorum böyle. Yemek restoranda böyle işte. Arka plan müziği yapıyorum böyle işte. Müzisyenim dedim falan. Yapma ya dedi. Dedim ne oldu? Ya dedi, sana keşke başka bir meslek bulsak dedi. Dedim ben mesleğimden memnunum. Yani ne oldu ki falan dedi. Ya dedi ne bileyim dedi, böyle böyle dedi. Efendime söyleyeyim dedi. İşte hani müzik, müzisyenlik dedi. Hani dedi işte görüyoruz dedi kimler olduğunu falan filan. Dedim ne görüyorsunuz? Ya işte hani televizyonlarda görüyoruz, açık saçık giyiniyorlar, dans ediyorlar falan filan. İşte hakarete varan sözler var, bilmem neler var. İşte böyle insanlığı işte böyle. Dedim bu bütün meslekler için geçerli. Yani bir kasap olup eşek eti, ateş, yani sığır eti diye ben eşek eti, ateş satabilirim. Ya da bir bakkal olup son kullanma tarihi geçmiş ürünler de satabilirim. Yani bir müzisyenin yani mesleğini kötü şeyler altında yapması, yani yapması, o yani mesleği bize var getirmemeli yani sonuçta ben. Yani anladım. Ya da taksici olabilirim, taksimetremi bozabilirim, 10 lira 10 euro charge edecekken işte 30 euro charge ederim. Yani her meslek kötüye kulu, kötüye suistimali açık bir şeydir. Yani ben onu baz alamam. Ondan yani o spesifik örneklerden dolayı da bütün taksicilik, taksicilik kötü ya da kasaplık çok kötü falan diyemem. Yani anlatabilir miyim? Dedim bir dedim sizin tanıdığınız müzik nedir? Ya zaten hani şimdi bir din hocasıyla bunu tartışıyorum. Dedim ki böyleyse dedim o zaman bizim kulaklarımızı tamamen kapatmamız lazım. Dedim sizin yandığınız Tanrı, sizin yandığınız Allah. Neye inanıyorsunuz? Budistseniz, neyseniz, Yahova, neye inanıyorsunuz? Sonuçta sokağa çıktığınızda müzik hayatın her yanında. Siz sadece bunun farkında değilsiniz. Siz sadece müziği önümde tabağa kondu ve ben bunu yiyorum diye algılıyorsunuz ama müzik hayatın her tarafında var. Diyorum ya, bir ağaç ışırtısında var yani. Diyorsunuz ya böyle gideyim böyle dinliyorum kuşların sesi cıvıl cıvıl. Müziğin ta kendisi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Kuşların cıvıltısı orada, bak, huzur, ağaçlar esiyor falan falan, değil mi? Yani bunlar huzur veren şeyler. Müziğin ta kendisi, doğanın kendi içerisinde yaptığı müzik. Biz aslında müzisyenler olarak doğayı taklit ediyoruz. Anlatabildim mi? Dedim o zaman sizin kulağınızı kapatmanız lazım. O zaman Allah sesleri yaratmazdı müzik yapmaması için. Anlatabildim mi? Böyle olunca ha dedi ben dedi düşünemedim falan. Sonra dedi ki ben dedi zaten dedi halk müziğini çok seviyorum dedi. Behter müziğini falan çok severim falan filan dedi. Böyle böyle dedi falan. Dedim hani böyle. Ya farzı misal bu. Yani bu anıdan da size bir anekdot anlatmış olayım. Dediğim gibi yani biz sadece doğayı taklit eden insanlarız müzisyenler olarak. Yani bozlak, bozlağın etimolojisine baktığında bozlak şeydir. Haykırmadır. Yani eski Türkçe'de ondan hani bir haykırma. Yani şimdi her şey haykırabilir doğada. Yani anlatabilir miyim? Yani bir kuş belki haykırıyor, bir şey haykırıyor değil mi? Biz sadece müzisyen olarak doğayı biz taklit ediyoruz.
Yani bir nevi, evet o şekilde tanımlanabilir. Evet yani sonuçta bir ağıt türüdür. Bir müzik eserinin iyi müzik ya da kötü müzik olduğunu nasıl anlarız? Şimdi biz de bir sanat eserini, bunu müziğe deyin, yani bir sanat eserini aslında temel olarak müzik bilimciler ve sosyologlar ikiye ayırıyor. Yani bir yüksek sanat diyorlar. Yüksek sanat. Bir de düşük sanat da diyorlar da ben bu kelimeyi çok sevmiyorum. Popüler sanat. Popüler yani evet. Türkiye'deki her şeyi uzun. Şimdi yüksek sanat da popüler sanat. Yüksek sanat bu yaratıcılık ve estetiğin öncelik verdiği ve insanı düşündüren, beyni yoran, yani sanat tüketicisi deriz biz buna, sanat tüketicisi, işte müzik tüketicisi. Sanat tüketicisi olmak kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani her işte yaptığınız gibi bir şey anlamaya çalışmak zorundasınız. Anladın mı? Bu hani sanatın zaten olmazsa olmazıdır. Yani bir resme baktığınızda orada hani ha bu resim ne anlatıyor ya da bu müzik ne anlatıyor biraz kafaya çalışmayı gerektiren bir durumdur sanat tüketmek. Yüksek sanat. Yüksek sanat dediğimiz olay zaten bu kurallara yaratıcılık ve estetik, yani yaratıcılık ve estetiğe uyduğunuzda yüksek sanatta daha, yani yüksek sanat olduğunda biraz da süreç belirleyen bir şey ama yüksek sanat üretmek biraz yaratıcılık ve estetik. Yani yaratıcılık ne? Daha önce var olmamış bir şeyi ben hayal gücümle var etmeliyim ve bunu bir güzellikle insana sunayım. Estetik dediğimiz kavram da zaten felsefenin güzellik ve alanıdır. Bunu bir güzellikle sunmalıyım. Burada ben yüksek sanatı hedefliyorum. Yüksek sanat dediğimiz kavram da nedir? Temel sebebi kalıcılık. Yok, Hacı Arif Bey'e de örnek verebiliriz. Dede Efendi'ye de örnek veririz. Yani evet. Aklına gelecek bütün Ozan'la, Pürsün Abdal'a da, Karacaoğlan'a da. Bunlar kalıcı çünkü. Yüksek sanat. Çünkü neden? Bir yaratıcılık. Popüler sanat, hızlı tüketim. Gene spesifik örnekten gidelim. Neden? Mesela Haydar Ayder, halk müzikçiler, hem icracılar hem dinleyiciler açısından çok önemli. Çünkü baktığınızda genel olarak halk müziğini bir genel olarak düşündüğünüzde genelin çok geneli yansıtmayan bir yapısı var Haydar Haydar'ın, değil mi? Yani çok klasik, yani aklınıza ne bileyim böyle hani havada bulut yok, tamamen tezat bir şey. Yani bu ne demek? Aslında hani orada hani sıradanın, yani genelin dışında bir farklı bir yaratıcılık var. Anladın mı? Bak insan beyni ister istemez buna şey yapıyor. Yani yaratıcı olanı seçme eğilimine giriyor. Yani o içinde bulunduğu fanus tarafından. Anladın mı? Ya şimdi tekrar konumuza girelim demek istediğinizi. Kalıcılık ve hızlı tüketim. Yani işte bunun üzerine popüler sanat diyor. Popüler müzik bunun arasına göre. Aklınıza gelebilecek her şey. İşte diyorum ya burada aslında bizim bir toplumun sanatsal anlayışın, sanatsal farkındalığını geliştirmek açısından yapmamız gereken şey var. Kafaya çalışırız arkadaşlar. Analiz edeceğiz. Peki bu diyeceksiniz hocam bunu nasıl yapacağız? Bunun cevabını bilemiyorum. Bunun cevabını ha şöyle ha böyle diyemem. Yani bir toplumun sanat, yani anlayışının gelişmesi için burada da sanatsal gelişme var. Bir toplumun sanatsal gelişmesi. Yani çoluğunuzu çocuğunuzu enstrüman derslerine göndermekle aslında bir sanatsal olarak gelişmiyoruz. Orası da ayrı bir nokta. Zaten böyle bir toplum içerisinde sanat öğreticileri de zaten bunun farkında değiller. Hep onu söylerim. Aslında ilk biz Kassel Türk Müziği Topluluğu'nu kurduk. İlk ben mesela bir saat bunun hakkında konuştum. Biz icra mı edeceğiz, taklit mi edeceğiz? İcra dediğimiz olay herhangi bir işte. Sadece müzik bağlamında konuşmayalım. Yani bir işin farkında, neyin nasıl yapılığının farkında olarak yapmaktır. Taklit bunun farkında olmadan yapmaktır. Bilmezsiniz yani. Anlatabildim mi? Yani taklit yapmaktır. Şimdi bizim özellikle bu sanat sal anlayışı gelişmemiş toplumlarda zaten bu gelişmemişlikten kaynaklı buradaki sanat öğrencileri genellikle taklite dayalı bir eğitim veriyor. Yani buradaki çoluğumuz çocuğumuzun, yani şimdi tırnak içerisinde söylüyorum, çocuğumu bağlama dersine gönderdim. Oradan işte havada bulut yok çalsın da ben orada bir karşısında keyifle bir dinleyeyim de falan filan. Aslında siz burada kültürel bir hazın peşindesiniz. Sizin içinizde bulunduğunuz toplumun sizin seçme imkanınız yoktu. Siz havada bulut yok dinleyerek büyüdünüz. Bu sizin beyninizi oluşturdu. Ve sizin çocuğunuz da onu çalsın. Vakti zamanında geldi hep ben bu klişeyi duyuyorum. Hocam ben çalamadım da şu oğlum, hep bana gelen bütün anne babalar çocuklarını bana derse bunu gönderiyor. Hocam ben çok istedim de yokluk vardı da annem babam izin vermedi şimdi çocuğum çalsın. Aslında bu değil. Anlatabilir miyim? Yani sanatçı da kendini sanatsal anlamda geliştirmek zorunda. Ki sanat tüketicisine daha iyi şans sunsun. Sanat tüketicisi de kendini geliştirmek zorunda ki sanatçıdan daha iyi ve yüksek sanat talep etsin. Benim bir sanatçı olarak, yani bir önüme tekst, mesela bir aktörsem önüme bir tekst gelir ve ben bu tekste ne katabilirim? İşte anlatabilir miyim? Yani burada bir şey yazılmış.
O yazanın bir hayal dünyası o tekste yazılı. Ya da bir besteci. İşte biz bu müzikte yorum diyoruz. Besteci bir şey bestelemiş. Notaya yazmış. Ama ben bunu bir sanatçı olarak, çünkü diyorum ya, bunu ben de icra ederim. Ahmet de icra eder, Mehmet de icra eder. Herkes aynı şeyi icra eder. Ama benim işte bak, yaratıcılığın sınırı yok burada. Bir bestecilikte zaten bir yaratıcılık. İcracıysam da o notaya ben yaratıcılığına ne katabilirim? Yorum ne katabilirim? Farklı yani, demek istediğimi anlatabilir mi? Orada işte yaptığımız taklitten öteye gitmiyor. Taklit de popüler sanatın aslında bir atlılığı kalıyor. Çünkü unutulmaya yüz tutar. Mesela ben hep öğrencilerime bunu söylüyorum. Diyorum ki, bana bir öğrenci geliyor. Çok yani anlatabilmeyi çok biraz çok da önyargılarla gelen öğrenciler oluyor. O bana, hocam bana notu öğretme ya. Bana bir şey öğretme. Ben işte çal ben tekrar falan filan. Diyorum ki, bunu bir şey gibi düşün. Ben sana burada bir şeyi taklit üzere öğretirsem arabana binersin, eve gidince unutursun. Bizim yazılı bir şeye ihtiyacımız var. Bunu bir şiir ezberletme gibi düşün. Ben sana bir şiir öğretirim. Burada ezber işte falan, korkma sönmez, atıyorum. Korkma sönmez bu şafaklar yazına. Tekrar et, ettim. Et, ettim. Eve gittin, unuttun. Bizim yazılı ona bir şeye ihtiyacımız var. Senin yazılı işe ihtiyacın olması için orada ne yazılı okumaya ihtiyacın var. Ve büyük bir önyargıyla da geliyorlar. Çünkü onlara sanki böyle Arapça öğrenmek gibi şey falan, fistan öyle bir şey de geliyor. Farz mesela benim şu an 65 yaşında emekli bir öğrencim var Londra'da. Hala buraya geldikten sonra online ders yapıyoruz. 62 yaşında ders yapmaya 2 tane torun sahibi amcamız ve şu an konservatuvarda 3. sınıf seviyesinde not okuyor. Yani bu biraz da önyargılarla alakalı ama dediğim gibi bu işin bir dil öğrenmek gibi. Hep bunu da söylerim. Aslında müzik de bir sanatsal dil olarak kabul edersek bunun da gramerini öğrenmek zorundayız. Ve tekrardan konumuza gelirsek yani Mir Gates Good. Abi oradaki Mir ne? Gate ne? Neden orada Gate dedik? Orada Ez ne? Orada Good ne? Anlatabilir miyim? Mir Gates Good. Ben iyiyim. Okey de. Hani ben iyiyim öğrendim sadece. Ben iyiyim demeyi öğrendim ama o parçalar birleşip neyi oluşturuyor? Hani Mir'i ben bir dahaki cümlede nasıl kullanabilirim? Bunun yetisini vermiyorsunuz böyle taklit dayalı bir öğretimde. Dediğim gibi yani sanatçı kendini geliştirmek zorunda. Şimdi burada dediğim gibi yani böyle yani sanatsal anlayışa girişmemiş toplumlarda maalesef bu kendi arasında bir döngü oluşturuyor. Ve dediğim gibi burada sanat tüketicisinin de kendini müzikal anlamda ya da sanatsal anlamda artık yani sadece müzikle sınırlamayalım. Kendini geliştirmesi lazım ve sanatçıdan daha fazlasını talep etmesi lazım. Talepten kastım şu, böyle yapman değil. O sanatçı klişe bir şey çalıyorsa, kardeşim ben senin kasetini, CD'ni almıyorum ya da ben seni Spotify'dan dinlemiyorum diyebilmesi lazım ki bir toplumun sanatsal farkındalığı yükselebilsin. Anlatabildim mi? Açık mı? Sorusu olan var mı? Eyvallah. Şimdi tekrardan şey noktasına gelelim. Burada aynen bunu anlattık. Yüksek sanat, popüler sanat kavramını. Dediğim gibi yüksek sanat tüketmek kolay bir iş değildir. Düşünmeye gerektirir, analiz yapmaya gerektirir ve zaten biz insan kendini geliştirmesinin temel yolu budur. Ben sadece sanatsal bağlamda konuşuyorum. Anladın mı? Bir kitap okurken de biz kafamızı çalıştırıyoruz, hayal ediyoruz. Değil mi? Hani ne oluyor, ne bitiyor falan bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Gazete makalesi okurken de, bir şey yaparken de. Bir müzikal eseri de sadece keyif için la markadan background gel dersek bizim sanatsal farkındalık, bizim zihinsel yapımız değişemiyor. Yani aslında baktığınızda bir sanat, bir müzik o toplumun gelişmişlik seviyesini gösteren önemli unsurlardan biri haline geliyor bu noktada. Bir toplum ekonomide ne kadar gelişmişse, siyasette ne kadar gelişmişse, efendime söyleyeyim, yani insan ilişkilerinde, ahlakta ne kadar gelişmişse sanat da o kadar. Çünkü siyasette, ekonomide, bütün bunlar da, bütün bilimsel şeyler de bir yani aslında yaratıcılık istiyor değil mi? Yani farkın aslında kökeni aynı. Yani kafayı çalıştırmaya gerektiriyor, anlatabildim mi? Bunu insan, hani herkesi geliştirmeye, yani toplumun bütün bireylerini geliştirmeye gerektiriyor, her şeyi gerektiriyor ki orada hem siyasi olarak ekonomik kalkınma olsun ve sanatsal kalkınma da olsun. Aslında değişen hiçbir şey yok. Şimdi tekrardan bu noktaya gelmiş. Şimdi hepinizi ben teker teker dinledim. Hepinizin farklı farklı müzik beğenileri var. Bu müzik beğenileri işte dediğim gibi aslında bizim elimizde olmayan. Şimdi şu noktaya gelelim tekrardan. Şimdi burada bir grup var. Sıradan bilinç, sıradan dinleyici. Bunlar etrafınıza gördüğünüz Ahmet, Mehmet falan. Şimdi sıradan bilinci biz nasıl tanımlıyoruz? Sıradan dinleyici, sıradan bilinç dedim ama daha spesifik ya da sanat sıradan tüketici, sanat tüketicisi. Dinlediği müziği içinde yaşadığı kültürün ona empoze ettiği dogmalarla değerlendiren kişi. Kulağa hoş gelen diyorsunuz ya. Hani bu benim kulağıma hoş geliyor. Ama ne? Orada biz kültürden söz ediyoruz. Yani kültürün size verdiği, kültürün size aşıladığı küçükten itibaren, anlatabilir miyim? Kulağınıza gelmiş, doğmuş, büyümüş ve size artık
iyi hissettirme seviyesine ulaşmış bir müzik. Ve artık o sizin iyi hissettiren şey olmaya başlamış. Ve bu sıradan dinleyici. Sıradan dinleyici bir müzikal eseri kulağıma hoş geliyor diyor ya. Hangi kulak? Yani benim kulağıma hoş geliyor ama Ahmet'in kulağına hoş geliyor mu? Mehmet'in kulağına hoş geliyor mu? Ayşe'nin, Fatma'nın kulağına hoş geliyor. Benim kulağıma hoş geliyor. Neden? Benim içinde yetiştiğim kültürün bana empoze ettiği, yani bu kültürden kastım yani aileniz, arkadaşınız, okulunuz, eşiniz, dostunuz, yetiştiğiniz ortam, buradaki bütün oradaki hocam, dinamikler. Hocam ben... Kimin müziği? Ya bu bizim aramızda bile var. Hep ben bunu söylerim. Mesela ben halk müziğini seviyorum. Hangi halk müziği abi? Alevi Bektaşi toplumun halk müziği mi? İşte Kırşehir'in halk müziği mi? Ya da Edirne'nin halk müziği mi? Bak ne diyorum? Ona göre. Ege'ye git farklı. Hangi halk? Farklı. Ya bunun hepsi halk müziği de. Bunu, toplumsal mı davransak acaba? Halkların müziğini seviyorum mu desin? Halk müziği bağlamında ben halk müziği dinleyicisiyim diyor. Diğer insandan ben bunu beklerim. Ama ben halk müziği dinleyicisiyim deyip de bana kalkıp hani ben devamlı değiş dinliyorum, semah dinliyorum dersen orada aslında sen bir toplumdan ve topluluğun müziğinden bahsedersin. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani burada bu noktada işte diyorum ya kulağa hoş gelen. Yani burada bile bak bizim kendi aramızda bile farklılık var. Ben daha evrensele yaymadım konuyu. Hani kulağa hoş gelenden bahsediyorum. Yani o yüzden hep şunu iletirim ben, söylerim. Yani biz buradaki bütün özellikle ben de hani Avrupa'ya dedim ya yani 14 yıldır yani Londra'ya geçtim, Londra da öyle. Burada da öyle. Yani herkesin kendine ait bir müzik anlayışı var ve müzik eğitimi var. Yani hep de şunu söylerim. Yani hani estağfurullah ki ya doğruyu yanlışını ben şey yapamam. Yani bunu yargılayamam ama şunu söyleyebilirim. Yani orada verilen eğitimler yanlış eğitim olduğunu yargılayamam ama eksik. Bunu söylüyorum yani eksik. E çünkü genel hatlarıyla bir neyse artık yani mesela bizim gene Türk müziği Türk toplumundan bahsedersem, yani Türkiye'den gelen göçmen toplumundan bahsedersem bir genel alanı kapsayıcılıktan mahrum. Ben de mesela bağlama çalmayı Cem Evin'de öğrendim. Türkiye'de. Ama sonra baktım ki ben Alevi kültürüne mensup bir insan değilim ama ben de orada öğrendim. Ama sonra baktım ki ya hani başka şeyler de var ve bu şeyler de güzel. Anlatabildim mi? Hani bana o şekilde öğretildi. Ve hani bana sadece %1'lik, %2'lik kısmı öğretilmiş. Yani anlatabildim mi? Bana sadece bir çok spesifik bir şey öğretilmiş. Ve bu ne yapıyor? Bu aslında kendi aramıza bir ayrımcılığa sebep veriyor. Bu hani ben başka bir ortama çıkmasam, başka bir müzik ortamıyla karşılaşmasam ben bunun farkında olmayacağım. Ben bütün müziği ondan ibaret sanacağım. Bütün halk müziğini ondan ibaret sanacağım. Dediğim gibi bir kapsayıcılıktan mahrum. Yani ben bir bağlama dersi mi veriyorum yoksa ben spesifik bir düzen, spesifik bir yöre dersi mi veriyorum? Ya yani spesifik bir ideolojik müzik dersi mi veriyorum? İşte bu aslında topluluklara yol açıyor. Toplumun sallaşmanın önündeki en büyük engellerden biri benim düşünceme göre. Yani farz-ı misal Kassel Türk Müziği Topluluğu'na ilk biz oturup ilk bir saat bunun muhabbetini yaptım. Çünkü hepinizin yani anlatabildim mi? Annenizden ya hepiniz Türk müziğine ilgilisiniz. Türk sanat müziğine özellikle de Türk halk müziğine ilgilisiniz ama hepinizin ilgi alanı annenizin babanızın ve içinden yetiştiğin kültürün size dayattığı küçük bir fanusun içinde. Yani duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Beni işte ne mektup ne haber gelmiyor senden. Yani belli bir küçük bir havuzun içine birikmiş siz müziği, sanat müziği adı altında bilmişsiniz, tanımışsınız ve bu sizin beyninizi oluşturmuş ve bunu söylemekten, dinlemekten haz alır hale gelmişsiniz ama bunun çok ötesinde. İşte bunun dışına çıkabilme cesaretini kendinizde bulduğunuzda yani evet bu beni, evet bu şekilde oluştu benim taste, yani İngilizcesi taste, beğeni. Ama bunun dışına çıkabildiğimde aa ne güzel şeyler varmış dediğinizde zaten siz bu sıradan dinleyici olmaktan çıkıp bu tarafa geçmeye başlıyorsunuz. Bu taraftaki nedir? Biz eski şeyler Türk sanat müziğine musiki şinaslık derler. Yani müzik sanatsal aydınlık ya da daha spesifik olarak müzikal aydınlık diyelim. Siz bu aşamaya geçtiğinizde zaten sanatçıdan, sizin içinizde bulunan sanatçıdan, yani sizin toplumunuzda bulunan sanatçıdan daha, yani anladın mı? Ya kardeşim ondan daha fazlasını talep edeceksin. Daha fazlasını talep etsen derken aklınıza direkt istek istemek gelmesin. Yani o adam zaten devamlı klişeleri satıyorsa size, her şeyi satıyorsa, anlatabilir miyim? Diyeceksiniz ki kardeşim ya tamam hep geldi yani hep aynı şeyleri satıyorsun. Yani anlatabilir miyim? Yani. Ama ben artık hani sıradan, hani ben artık ya yani, şimdi müzik ise nasıl dediğim gibi burada dogmalarla değerlendirir. Neyle değerlendirir? Yaratıcılık. Hı-hı. Ve estetik. Dogmalarla. Benim rahmetli babam esnaftı. İzmir Gümüşbol'a camcıydı. Ben de küçükken onun yanında çıraklık yapardım. Babamın çalışırken küçücük atölyesi vardı. Çalışırken radyo devamlı açıktı ve radyo 4 açıktı. Devamlı bir saat sanat müziği, bir saat halk müziği. Bir saat sanat müziği, bir saat halk müziği. Sonra ben üniversitede
Türk müziği bölümünde, konservatuvar Türk müziği bölümünde okudum. Bunun farkında değildim o an. Bunu biraz işte sosyolojinin içine girince farkına vardım. Anladın mı? Demek ki benim artık o hani anladın mı? Benim müzik tercihim, müzik beğenim ondan oluşmuş. Ve ben o yüzden müziğin spesifik olarak ben Türk müziği öğrenmek istiyorum diye ben gitmişim. Ha memnun muyum? Memnunum. Anladın mı? Ama bu süreçte ben hani anlatabildim mi? Yani farklı insanlarla tanışma şansına eriştim. Farklı insanlarla ve hani bir şeyleri keşfetme imkanı. Yani bu keşfetmekten yani okyanusu atlamak durumundayız. Hani şükür belime gelen havuzda yüzeyim. Ya bu size mutluluk verebilir. Haz verebilir. Ama bu toplumsal gelişmeyi sağlamıyor. Yani kendi havuzumuzda yüzmekten öteye gidemiyoruz. Bu bizim istediğim gibi ne siyasi olarak gelişebiliyoruz, ne ekonomik anlamda gelişebiliyoruz, ne sanatsal anlamda gelişebiliyoruz. Kendi havuzumuzda, kendi belimize kadar olan suda yüzdüğümüzde. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben geldim bu tarafa tamam. Hoş diyorsunuz da ben hani gideyim o tek tarafta tamam deneyeyim. Yeni yeni şeyler dinlemeye başlayayım ama alamıyorum. Bu hadiyede olacak diye bir şey değil. Bundan sonra da olmayacak. Ama velakin bu jenerasyonlarca biz bunu çocuklarımızı, torunlarımızı bu şekilde biz yaparsak yani bunu farklı olarak çocuklarımızı yetiştirirsek anlatabiliyor muyum? Ve kendimiz de bu anlamda gelişmeye dedim ya hani bir müzikal eseri ben nasıl analiz ediyorum? Yaratıcılığını ve estetiğini nasıl analiz ediyorum? Bu konuda kendimizi elden geldikçe tabii ki de birden yüze varamayacağız. Ama biz beşe geleceğiz. Bizim çocuğumuz ona gelecek. Torunumuz 20'ye 30'a gelecek. Şimdi çok da bilimsel konulara girmek istemiyorum ama çok kafanızı ağrıttın mı? Biraz ara verelim mi? İyi mi sohbet? Çok daldı mı? Kafanızı ya Halil Hoca bir şeylerden konuşuyor anlamıyorum dediğiniz bir nokta var mı? Yok. Yok açık değil mi her şey? Şöyle bir olay var. Pierre Bourdieu adında çok Fransız sosyolojinin babalarından bir hocamız var. 2002 yılında vefat etti ama böyle sosyoloji. Ve aslında bizim bu müzikal beğenilerimiz bizim aslında toplumsal sınıfta nerede olduğumuzu da belli eden şeyler. Şimdi hanımefendi, siz dediniz ki ben piyano çalmak istiyordum. Şimdi bizim kültürümüzde, tırnak içerisinde, aslında piyano diye bir enstrüman yok. Değil mi? Türk müziği bağlamında. Yani. Ama piyano öğrenmek istiyorum. Çünkü artık yeni bir alana geldi hanımefendi. Çok küçük yaşlarda. Burada gördüğü enstrümanlar ne? Piyano, keman, efendime söyleyeyim işte evet. Evrens daha uluslararası enstrümanlar. Onu yapmaya çalıştı. Aslında bütün bu, mesela benim çok arkadaşlarım geliyor. Bana diyor ki... Ya çocuğum piyano çalsın ya da bana da geliyorlar. Hocam ben çocuğum piyano çalsın çok. Aslında bütün bu piyano şey aslında bir toplumda bir sınıf atlama çabasıdır. Pierre Bourdieu böyle açıklar. Yani benim şey yok ama işte ben Neşet Ertaş dinledim bilmem ne. Neşet Ertaş dinlemem benim aslında toplumsal hiyerarşide benim sınıfım belli ediyor. Ama ben çocuğum piyano çalsın istiyorum. Ama bunun farkına varmadan biz çocuğumuzun sınıf atlamasını istiyoruz. Ve ben de buna söylüyorum ki ya böyle hani bir hoca tutarak para vererek olacak bir şey değil bu. Bunun evde bir kökenleri yok. Yani bunu bir başarı oranına vurursak eğer, anladın mı? Bir çocuğun piyano öğrenmesi ya da keman öğrenmesi ya da uluslararası sanat müziği dediğimiz yani tırnak içerisinde batı müziği ne öğrenmesi kolay kolay bir şey değil. Bir hoca tutarak ya da dünyanın parasını vererek kolay bir şey değil. Çünkü evde ona verilen, dogmalarla verilen bir müzikal anlayış var. Sen bu çocuğa kalkıp da hani hadi çocuğum piyano dersine git, hadi gitar dersine git, hadi keman dersine git dersek tabii ki genelliğimiz ama bunda başarı oranımız %5, %10'dur. Çok da bir şey beklemeyin. Çünkü hani bir sosyolojik olarak bir köken, bir şey yok. Bir toprağın altında filizlenmiş bir tohum yok. Sen bu hani çocuğunu göndererek aslında ilk tohumu atıyorsun. Ve çocuğundan bu başarıyı bekleyemezsin ama torunundan belki bekleyebilirsin. Çünkü çocuğun bir adım atıyor. Anlatabilir miyim? Torun biraz daha atacak. Belki çocuğunun torunu artık belki tırnak içerisinde bir keman virtüözü olacak. Yani anlatabilir miyim? Böyle bir konser sanatçısı olacak. Ama işte burada dediğim istiyor ya yani, hocam ya işte çalsın malsın. Ya hocam 4 yaşında 5 yaşında bir tane çocuğum var işte müzik piyano dersleri alsın falan filan. Diyorum ki 4 yaşında 5 yaşında bir çocuğum varsa piyano dersi almasını istiyorsan bunun eğitimini evde ver. Evde nasıl verebilirsin? Sen arabada giderken klasik müzik dinliyor musun? Evde yemek yaparken fonda klasik müzik çalıyor mu? Ya piyano önünden veriyorum tırnak içerisinde yanlış iş olmasın. Sen o çocuğu hani o anlamda besliyor musun evde? Yani şimdi benim işte kaynımın çocuğu 4 yaşında piyanoya başladı. Ya 4 yaşında piyano başlamaz. 4 yaşında bir çocuk piyano dersine başlamaz. Avutulur. Gelir böyle lay lay lom dersin. Bak bu falan filan dersin gönderirsin. 4 yaşında çocuğun biri zaten müzik kavram bir analitik şeyi yoktur. Mesela tırnak içerisinde bunun da bilgisini vereyim. Pedagojiye giriyorum. Ya bir müzik öğrenme çağı biraz zihinsel analitik gelişsin. Çünkü mesela ben lisedeyken çok tembel bir öğrenciydim. Benim matematikte en yüksek notum üzerinden 35'ti ve ben hep afla geçtim artık böyle. Bir en son sene lise sonunda da şey oldu böyle artık yani hocam ben konservatuvar okuyacağım lütfen beni geçirin diye hatırla gönüle beni matematikten geçirdiler ve ben mezun oldum liseden. Sonra müzik okumaya başladım müzik matematiğin ta kendisi.
diyorum ki hani bir çocuğun zaten bir okuma yazma öğrenme, bir çarpım tablosu kaçta kaç, hani bu analitik yapıyı en azından bir 8-9-10. Yaşlara gelsin ki ben ona verdiğim teorik bilgiyi anlama kapasitesine ulaşsın. Yoksa 4-5. Yaş çocuğa ben anca bak ha, bak ses çıkıyor falan, ha falan filan deyip gönderirim. Aslında biraz böyle biraz avutma oluyor. Ama siz ne yapabilirsiniz ebeveyn olarak? Bu çocuğa bu kökleri evde verebilirsiniz. Ne öğretmek istiyorsanız. Çevrede çok oluyordu. Londra'da. Ben Londra'da, Güney Londra Cenevi'nde 7-8 tane bağlama dersi verdim. Şimdi oradaki sosyolojik yapı, ikinci jenerasyon. Şimdi Londra'da biraz, İngiltere'de biraz ekstrem durumlar var. Çünkü İngiltere'ye göç Almanya'daki 60'ların başına başlamıyor. 90'larda başlıyor. Şu an orada ikinci jenerasyon yeni yeni doğuyor. Ve buradaki insanlar çocuklarına o kültür kaybolmasın, o toplumsal yapı işte kaybolmasın diye çocuklarına habire aman Türkçe dersleri, aman bağlama dersleri falan filan derken geliyor böyle. Anne diyorum ki hani hocam bağlama çalsın işte özellikle cebimde. Anne babalar çok istiyor. Yani hocam aman bağlamayı öğrensin, aman bağlamayı öğrensin falan. Ya diyorum ki yani bu çocuk bağlama öğrenebilmesi için sen evde bağlama dinliyor musun? Yani evinizde Türkiye'deki o ortamı tamamen %100 bir şekilde evinizde yansıtabiliyor musunuz? Yani evde bağlama dinliyor musun? Anne baba bağlama dinliyor. Çocuk kulağı bambaşka şeyler duyuyor. O çocuğa biz bağlama öğretmemiz imkansız. Yani yel değirmenleri, ya imkansız demeyeyim çok affedersiniz ama yel değirmenleri savaşmak gibi bir şey. Anlatabilir miyim? Yani oradaki o kökeni, o kökü çok iyi atmak lazım ki o çocuk bağlamaya o ortamda, o yeni alanda ilgi duysun. Bu mesela sadece müzik bağlamında konuşmayalım mesela. Ben hep şunu söylerim. Hep örneği de veririm. Bu sadece müzik olarak değil. Bizim yeme içmemiz. Yani halk bir genel olarak mutfak, halk mutfağı. Onu bile etkiliyor. Ben şimdi işçi çocuğuyum. Esnaf çocuğuyum. En sevdiğim yemek kuru fasulye pilav. Hanımla bazen sushi yemeye gidiyoruz. Hanım çok zevk alıyor. Ama ben saman yiyorum. Yani anlatabildim mi? İşte bu bizim toplumsal hiyerarşideki yerimizi belirliyor. Dinlediğimiz müzik de böyle. Çünkü ben istediğim kadar ben onunla büyüdüm ve o benim beynimi oluşturdu. Çünkü ben kuru fasulye pilavdan başka bir şey pişmedi evde. O en büyük yemeğim oldu. İşte bunu anlatmaya çalıştım. Sıradan bilinç bunu, özellikle bilinç yazdım. Bu her konuyu kapsayabilir. Yani sıradan bilinç. Yani ama işte ondan sonra spesifik de sıradan dinleyici. Ya şimdi diyorum ya tamamen kültürel şeylerden bahsediyoruz. Gidin dünya üzerinde Amazon ormanı hala keşfedilmemiş tribe şeyler var. Kabileler var değil mi? Onların müziği var. Tam müziği yapıyorlar hala. Bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama onlar için çok önemli bir müzik. Değil mi? Tam işte falan bir şey müzik yapıyor. Halbuki kültür olarak onlar da ondan haz alıyor. Demek istediğim ne oldu? Bu tamamen kültürel bir şeyden bahsediyoruz. Daha bu işte kültürel şeyden çıkmaya yani bir omuz atmak. Hani tamamen çıkamayız. Bununla garanti anladın mı? Ama omuz atabiliriz. Hani bir şey yapabiliriz. Anlatabilir miyim? Bu daha evrensel açılma. Bu işte dediğim gibi yani bir dogmalarla bir müzikal eseri. Yani ya diyorum ya bir kapı gıcırtısı bile bir toplum, bir kültür için önemli olabilir ve onunla insanlar eğlenebilir, ondan haz alabilir. Ama bu yaratıcılık ve estetik safhasına geçtiğimizde bireysel ve işte toplumsal olarak bir sanatsal anlayışımız bu şekilde gelişebilir.